Günlerden bir gün Türkiye adında bir ülkede Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza toplanıyormuş. Her şey yolunda ilerliyormuş. Ta ki bu tweet atılana kadar. İnternette gördüğünüz her şey doğrudur. Mustafa Kemal Atatürk. Cezayı ibraz eden memur. Korkmaz Tavukçu. Evet arkadaşlar, metinde Mayıs 2023 tarihinde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimi adaylık sürecinde 100 bin imzayı hali hazırda toplamış olan Cumhurbaşkanı aday adayı Muharrem İnce'ye imza vererek devlet kurumlarını gereksiz yere meşgul etmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunu'nun 271. maddesi uyarınca 2358 Türk Lirası idari para cezasına çarptırılmıştır diye bir ceza kağıdı var. Fakat zaten böyle bir belge olmadığı için, yani belgede sahtecilik de olmuyor diyebiliyorum. Çünkü böyle bir ceza yazma şekli yok. Daha sonrasında olaya Memleket Partisi sözcüsü Profesör Doktor İpek Özkal müdahil oldu ve şöyle bir açıklama yaptı. Sakın tweet'i silme, bilişim suçlarından seni bulacağım. Sakın silme yazmış başka bir arkadaşa da. Şimdi şöyle bir şey var. Memleket Partisi'nin geliş amacı neydi? Yıllardır kısıtlanan gençlerin özgürlüklerini geri kazandırma amacı vardı. Fakat geldiğimiz noktaya baktığımızda, yani Libertianoğlu'nun da dediği gibi, yani gerçek olmadığı, şaka olduğu 1000 kilometre öteden anlaşılan bir belge için gençlere, mizah yapan gençlere siz dava açacağınızı söylüyorsunuz. Şimdi nerede kaldı sizin özgürlük anlayışınız? Bakın, Süleyman Demirel böyle karikatürü çizilmiş. Süleyman Demirel çıplak, ters çevrilmiş, poposunda tencere kaynıyor. Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan dansöz kıyafetiyle. Bugün bunu yaparsan ne olur? Silivri kesmez. Bu ülkede Cumhurbaşkanı'na da, Başbakan'a da, milletvekillerine de, parti başkanlarına da makara yapmalısınız. Diktatörlerin en hoşlanmadığı şey mizah. Mizahta zeka gerektiği için onu istemez. Onda yıkılır. Ben karikatür çizen biri olarak Muharrem İnce'yi dansözle çizebilecek miyim? Çıplak bir şekilde çizebilecek miyim? Çiz ama göbeğimi biraz hafif yap. Çiz ya, bana ne ya? Bak bir şey söyleyeyim mi? Bir insanın dansöz şeklinde karikatürünün olması önemli değildir. Önemli olan siyasi dansöz olmak. Şu insanların kafasını karıştırmış. Parti sözcümüzün açıklamasına yarıda kesip bir dolar yaptı. Yani FETÖ'cülerden gerçekten çok çok şey öğrenmiş. İmzalar toplandı, sandık kuruluna gitmenize gerek yok diye mesajlar attı. Bütün bunlar gözümüzün önünde oldu. Tam FETÖ taktiklerini uyguladılar. Bu seçimde, bu yarışta ilk kez FETÖ'cüler en aktif bir şekilde çalışan FETÖ'cülerdi. Yine biraz evvel arada size gösterdim. Sayın Muharrem İnce'nin 100 bin adaylık imza süreci bitmiştir, dolmuştur, 100 bin imzayı toplamıştır. Bundan sonra gelecek olan başvurularda ceza alınmaktadır gibi yalan, yanlış, FETÖ'cü taktiklerle troller ne yazık ki Memleket Partisi'ne saldırmaktadır. Önemli olan siyasi dansöz olmak.